Merhaba, Hayalimdeki Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Safiye, bugün sizler için yeğenimin eşi Azime çok nefis kozalak mantısı hazırladı. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Videoyu izledikten sonra Azime'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Linkleri hem yukarıdaki bağlantı kısmına hem de açıklama kısmına ekliyorum. Şimdi kozalak mantısının yapılışına geçelim. Herkese merhaba, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlerle birlikte bu videoda kozalak mantı yapacağız. Kozalak mantığı benim bildiğim mantı çeşitleri arasında muhtemelen en basiti olanı. Özellikle çalışan bayanlar bunu rahatlıkla yapabilir. Malzemelerimizi saydıktan sonra hemen yapmaya başlayalım. Malzemelerimiz 3 adet yufka, 200 gram dana kıyma, 1 orta boy kuru soğan, 2 su bardağı yoğurt, 4-5 diş sarımsak, 1 fincan sıvı yağ, baharatlarımız tuz, karabiber ve pul biber. Üzerine kullanacağım çok az maydanoz, 1 çorba kaşığı salça ve bolca sıvı yağ kullanacağım. Ve şöyle bir pipete ihtiyacımız olacak. Yufkalarımızı öncelikle ikiye katlayalım. Bu şekilde ikiye bölelim. Ve bütün parçalarını ikiye bölüp üst üste katlayacağım. Ve hepsini tekrardan böleceğim. Toplamda 72 parça çıkması gerekiyor. Şimdi pipet bize bu aşamada lazım olacak arkadaşlar. Kestiğimiz yufkadan bir parça alıp pipetle saralım. Ucunu da açılmaması için suyla ıslatalım. Ve yufkalar bitene kadar bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bir tavanın içine sıvı yağ ekleyelim. Bunun üzerine kuru soğanı ekleyip biraz soteleyelim. Ve daha sonra kıymayı da ilave edelim. Kıyma suyunu çektikten sonra üzerine salçayı, baharatları ve 2 diş sarımsak ekleyelim. Kıymalı harcımız tamam. Altını kapatıp diğer aşamalara geçebiliriz. Ve sardığımız yufkaları kızgın yağın içerisine atıp kızartalım. Bu bardağı yoğurdun içine 3 diş sarımsağı ezelim. Ve bunları bir arada karıştıralım. Kızarttığımız kozalakları bir servis kabına alıp ortasına yoğurt alalım. Ve yoğurdun üzerine kıymalı harçtan alalım. Kozalak mantı yapımını tamamladık arkadaşlar. Gerçekten hem yapımı hem sunumu ve lezzetiyle muhteşem bir tarif. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna ve hala abone değilseniz abone olmayı ve paylaşmayı sakın unutmayın. Bir başka tarifte tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın.